yakarışını bir yakarış olarak hep beraber inşallah paylaşalım ki Yüce Allah buradaki isteklerimizi, dileklerimizi kabul eyler. Ey Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette af ve afiyet istiyorum. Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Abbas'a dediğidir bu. Abbas geldi ve dedi ki Hazreti Abbas Efendimiz, Hazreti Peygamber Efendimiz'e dediler ki ya Resulallah, Allah'ın peygamberi, yeğenim, bana güzel bir dua öğret bana dedi. Peygamberimiz bunu söyledi. Dünyada ve ahirette af ve afiyet. Dünyada af yani ve günahların tövbesinin kabul edilmesi, afiyet ise sağlık yani. Sağlık ver, günahlarımı affet. Ahirete beni kötü gönderme ya Rabbi. Ey Allah'ım, hiç kuşku yok ki ben senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet diliyorum. Yine bu sevgili peygamberimizin dualarındandır. Allah'ım ben senden dinim, dünyam, ailem, rızkım, malım hakkında af ve afiyet diliyorum ya Rabbi. Ey Allah'ım, ayıplarımı ört. Yani beni ne aileme ne kendime rezil etme, şeytana güldürtme, kötülere güldürtme, kendi yanında da beni perişan etme. Allah'ım ayıplarımı ört, korkumlarımdan beni emin eyle. Her türlü korku olabilir, bu maddi korku olabilir, manevi korku olabilir. Sağlıkla ilgili, hastalıkla ilgili biliyorsunuz hastalık herkesin kapısında olabilir. Hele hele bu, özellikle bu son dönemdeki hastalık itibariyle bol bol bu duayı etmek lazım. Allah'ım beni korkularımdan emin eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım beni önümden, arkamdan yani kötü niyetle yaklaşacak olan, ben fark etmediğim, sağımdan solumdan, üstümden gelecek bütün belalara yani semavi afetlerin tümüne, insani afetlerin tümüne, kötülerden gelebilecek olan musibetlerin tümüne karşı beni emin eyle, beni güvende eyle, beni belalara karşı koru ya Rabbi. Bu sevgili peygamberimizin efendim bolca kullandığı, bize de kullanmamızı emretmiş olduğu bir dua idi. Bu duayı bol bol kendiniz, aileniz, fertleri için, sağlığınız için, sağlıkları için bu duayı bol bol getiriniz. Ve